Arkadaşlar merhabalar, Klasizm kanalına hoş geldiniz. Michael rehber videolarının dördüncüsü olan ilaveler bölümünün rehber videosunda karşınızdayım. Bu bölümde çok fazla bir şey yok zaten, anlaşılmayacak pek bir şey yok. O yüzden hızlı bir şekilde geçip kısa bir şekilde bitirmek istiyorum videoyu. Burada ilaveler menüsünde karşımıza çıkan ilk kısımda son 20 sonuç var. Burada herhangi bir modda oynadığımız son 20 maçın Sıralaması e, sonuçları gösteriliyor. İşte sim olur, klas olur her şey burada son 20 maç olarak gösteriliyor. E, takım verisi kaydı kısmına gelirseniz buradan e, takım verinizi kaydederseniz e, takımınızla offline olarak da oynayabilirsiniz. E, bunu yapmak için herhangi bir offline maçta takım seçerken en alt kısma ineceksiniz e, liglerin olduğu menüde. E, takım verisi kaydını seçip e, burada kaydettiğiniz e, veriyi tekrar oraya yükleyeceksiniz. Bu şekilde offline maçlarda arkadaşlarınızla oynarken e, MyClub takımınızla da oynayabilirsiniz. E, sıralama kısmında e, klasman sıralaması burası. Şu an ben 13000'deyim. E, bir hafta olmadan önce de hatta 5000'deydim, ilk 5000'deydim. Oyun sağ olsun İki galibiyetin ardından hemen bir bağlantı kopartma bir şeyler çıkararak başımıza bizi buralara kadar attı. Ee, bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum My Club dertleşme videosu şeklinde. Ee, sıralama kısmında işte dediğim gibi klasman sıralamanı, sıralamanıza bakacaksınız. Ee, burada da sıralama sim var. Sim sıralanıza bakabilirsiniz. 111.265 benim sıralamam 111.347 kişinin arasında Sim konusunda takıntılı olmadığım için önemli değil zaten gp için kullanıyoruz Kayıtlar kısmına bakalım Kulüp bilgileri ve kayıtları analizleri Burada kulüp bilgilerine bakabiliyoruz takım gücünüze vesaire işte memleketiniz falan her şeyiniz Burada yazıyor Klasman kayıtları simülasyon kayıtları bile karşı kayıtları her şey burada var işte görüyorsunuz klasmanda derecem 691 şu anda. Normalde benim derecem 800'e dayanmıştı bir hafta öncesinde. Sürekli bir bağlantı kopukluğu, sürekli bir rakip kaç, kaçması, hileci vesaire derken buraya kadar düştük. Yani bununla ilgili dediğim gibi ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada daha iyi bir şekilde dertleşiriz. Takıma düzenli kayıtlarda tabi de oyun analizi var. Oraya da bakalım. En çok kullandığınız gelişmiş talimat vesaire işte bunlar da istatistik zaten orada bakmış olalım dediğim gibi bu e, ilaveler menüsü oyunun gidişatına etki etmeyen e, şeyler yani bir sözleşme menüsü gibi kulüp evi menüsü gibi önemli değil e, takımı düzenle kısmından takım adını değiştirebilirsiniz takım tasarımını kopyala dediğiniz zaman e, istediğiniz takımın tasarımını buraya kopyalıyorsunuz Memleket ayarlarınızı buradan düzeltebiliyorsunuz. Ee, takımınızla alakalı isim logo şeklinde burada Forma Olarak buradan yapacaksınız yani onları Kullanıcı sözleşmesi MyClub'un sözleşmesi zaten buraya girmenize hiç gerek yok zaten oyunu kabul ettiğinizde bunu kabul etmiş Oluyorsunuz Takımı sıfırla derseniz Takımınız komple sıfırlanıyor bunu onaylarsanız takımı tekrar baştan kurmanız gerekir. Kesinlikle takımı sıfırlamayı düşünmüyorsanız buraya girmeyin. Yanından bile geçmeyin. Ama olur ya yani takımdan sıkıldınız, iyi toplar gelmiyor, baştan başlamak istiyorum derseniz takımı sıfırlayabilirsiniz. Tabi takımı sıfırladığınız zaman tüm oyuncularınız gidecek yani bunun bilincinde olmanız lazım. Arkadaşlar ilaveler kısmı bu. Yani dediğim gibi çok bir şey yok. Burayı anlatmaya bile gerek yok aslında ama hiç bilmeyenler için en azından bir göz aşinalı olmuş oldu. E, dediğim gibi oyunla alakalı dertleşme açısından bir video daha çekeceğim. O videoda görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. My Club rehber videoları buraya kadardı. E, PES 2018 ile ilgili My Club'a yeni girenler için bu 4 videonun e, yararlı olacağını düşünüyorum. E, hala aklınıza takılan My ile ilgili anlamadığınız şeyler varsa mutlaka sorun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız.